Herkese merhabalar arkadaşlar. Kitabımı doğru kullanıyorum videosuyla sizinle birlikteyiz. Doğru bir kitap güçlü bir silaha benzer. Hedefi o doğru kitapla aslında tam 12'den vurabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen günün yorumuyla başlayalım. Meryem Gül demiş ki hocam ezberi nasıl daha iyi yapabilirim? Mat, fiz, kimya onlardan da yardımcı olun. Edebiyat, tarih, kısaca bütün dersler zor demiş. Ve arkadaşlar ben de diyorum ki size doğru kaynak seçimiyle bu işi halledebilirsiniz. Şimdi hemen sizlere 10. sınıf Dinamo sayısal setten bahsetmek istiyorum. Bu setin içerisinde matematik, fizik, kimya, biyolojiye ait kitaplar mevcut. Soru bankaları mevcut tabii ki. Hemen şöyle bir arkasına çevire Kendisi açılmak için bakın sabırsızlanıyor görüyorsunuz. Hadi beni aç yazmışlar bir de. Arkadaşlar arka tarafında görüyorsunuz ki başlangıç temel orta zor seviyeden sorular mevcut bakın burada. Ve artık açılış zamanı geldi. Hemen şöyle sayı setimizi bulunduğu kaptan çıkarmış olalım. Ve bunu kenara koyalım. Şimdi sayı setin içerisinde matematik fizik, kimya, biyoloji olmak üzere görüyorsunuz dört tane kitap var. Matematiğe biraz kıya geçirmiş. Burada biraz daha kalın olduğunu görüyoruz. Matematik üzerinden anlatım yapacak olursak eğer bakın şöyle arkadaşlar. Map müfredatıyla zaten bunlar uyumlu. Yüzde yüz. Bütün kitaplar map müfredatıyla uyumlu. Bu bir. İkincisi kitapların mantığı ne? Açıyorsun kitabı. Rehber soru var. Çözüm var. Ve bu soruya ait senin idman yapmanı sağlayacak, kendini geliştirmeni sağlayacak 4-5 tane soru var testra kısmında ve arkasından konu bitince ne oluyor? Normal testler, bölüm tarama testleri geliyor arkadaşlar. Tabii ki buradan bilemediğimiz sorular karşımıza çıkabiliyor değil mi? Bilemediğimiz soru bizim için çok iyi bir öğretmendir. Bunu unutmayın. Bu yüzden bilemediğimiz soruların peşine düşmeliyiz ve bunları da karekod sistemden okutarak cevaplarına ulaşabiliriz arkadaşlar. Her kitabın kendine ait rengi var bu şekilde. Fizik için böyle turkuaz çok tatlı bir renk olmuş ve kimya için turuncu. Yine bunların da sistemi tabii ki ile aynı. Rehber soru arkasından pekiştirme soruları gelmiş oluyor. Bunları da böyle göstermiş olalım. Biyoloji içinde yeşil rengimiz mevcut arkadaşlar. Evet bu kitaplarla yani doğru kaynak seçimiyle aslına bakarsanız ne yapabiliriz? Kendimizi geliştirebiliriz. 10. sınıf zaten bildiğiniz gibi çok önemli. Direktmen arkadaşlar TYT ve bundan sonraki basamak olan AYT'yi etki ediyor diye söylemiş olalım. Ve artık kitabın hikayesinde anlattığımıza göre ne yapacağız? Ödüllü sorumuza geldik. Ödüllü sorumuzda kitap hakkındaki düşünceleriniz. Hepinizi yorumlara bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. <laughs>